Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Stüdyomuzda Türkiye Özel Sektör Sihir Hazırlık İşletmecileri Derneği ve Pegasus Yolları Genel Müdürü Derneğin Başkanı, Pegasus Yolları Genel Müdürü Mehmet Bey ağırlıyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Günaydın. Bey. Teşekkür ediyoruz. Şu TÖSİT'in açılımını önceden havacılığa giren gazetecilere test olarak sorardım. İyi yapıyorsunuz. Açılımını doğru yapabiliyorlar. Bir de önceden deli Delaş vardı onun açılımını hiç yapamazlardı. Sektörde bulunan gazeteciler. Ben doğru söyledim mi? TÖSİT'i özel sektör sivil havacılık işletmeleri de. derneği. Yani sadece hava havayolları yok işin içinde. Yok. Yer hizmetleri de var. Temsil güvenlik ve gözetim de var. Gö eğitim şirketleri, güvenlik şirketleri. şirketleri eğitim sonradan eklediniz galiba. O ilk başlarda o yoktu zaten. İlk başlarda yoktu. Biliyorsunuz derneğimiz bu sene 30. yılını kutluyor. O yüzden Köklü bir dernek. STK olarak baktığımızda ve sektörel STK olarak baktığımızda Türkiye'deki en köklü derneklerden bir tanesiyiz. Ve Türkiye'deki bu sivil havacılığın neden çok önemli olduğunu, bugünlere nasıl geldiğini ve nasıl bir emek sarf edildiğini de çok güzel bir göstergesi. Kurucularımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyorum ben. Ben de aşağı yukarı derneğinizde Eşit sürelerde sektör’e gazeteziye girmiş birisi olduğum için sektör şey deney nasıl kurulduğunu da biliyorum. İlk kuranları hikayelerini paralelindeki oluşumları. O zaman ilk, ilk zamanlar İstanbul Havalları vardı. Doğru. On, onlar öncülük etmişti biraz deney. İlk oluşum. başkanımız da zaten yani, Safi Bey. Oradan <laughs> Safi Ergindi. Evet. Şimdi Al. o günden bugüne baktığınızda dernek. Ee, ne gibi görevleri ifa ettiğini düşünüyoruz. Çünkü ya, altını çizdiniz zaten önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak öne çıkıyor. Ama ya, o ilk başlardaki 90'lardaki dinamizm, denge şu an çok farklı bir boyut kazanmıştır. dijital dünya ile beraber. Tabii. Şimdi şöyle sektörümüzün ve derneğimizin konumunu anlatmadan önce Türk sivil havacılığının geldiği yeri çok kısa birkaç cümleyle anlatmak Olur, isterim. Çünkü ancak çünkü öyle anlayabileceğiz. 90'lı yıllarda biz kurulduğumuzda sivil havacılıkla ilgili derneğimiz sektörün ihtiyaçları bambaşkaymış. Ama sektör 2003 yılından sonra çok farklı. Hani fizikte bir kuantum zıplaması denen bir kavram vardır ya. Bir kuantum zıplaması oluyor. Çünkü 2003 yılına geldiğimizde Hükümetimizin aldığı iki tane çok basit görülen karar var. Yolcu başına alınan vergiyi indiriyorlar. Yakıttan yurt dışına özellikle uçan uçaklardaki yakıttan ÖTV'yi kaldırıyorlar. Bugün geldiğimiz dünyada bu ne anlam ifade ediyor? Ona bir bakarsak, yanılmıyorsam siz daha iyi biliyorsunuz. Yurt dışına çıkışta 40 dolar yolcu başına ücret alınıyordu o dönemlerde. Şimdi bu hava meydanına göre ortalama 15-20 dolar arasında yarı yarıya azalması demek. Bugün ortalama bir bilet yurt dışına çıkış önceden alırsanız zaten o fiyatlara kabaca <laughs> 40-50 eurolar civarında vergisiyle beraber biraz daha artıyor bu. Ama yarı yarıya bilet fiyatlarının ucuzlaması demek. Doluluklar anında artıyor. Bu ne getiriyor? Doluluk getiriyor. Uçakta olduğu vakit ne oluyor? Yeni uçak sipariş ediyorsunuz. Evet. Bir yeni uçak siparişi demek en az 100 kişiye istihdam demek. Bütün bunlara baktığımızda çok basit görülen bir karar ki dünyaya baktığımızda halen bu kararı alamamış birçok ülke olduğunu görüyoruz. Biz uçtuğumuz ülkelerde bunları net olarak görüyoruz. Türkiye'de bir sektör açtı. Bu ihtiyaçların da değişmesine sebep verdi. Bunu dış faktörler olarak baktığımızda teknolojinin hızlı gelişimi, dijitalleşme, bankacılığın hızlı gelişimi, mobilin hızlı gelişimini birleştirdiğimizde, sektörün dünyaya açılımında göz önüne aldığımızda çok enteresan konularda işler çıkmaya başlar. Mesela bugünlerde biz dernek olarak nelerle ilgileniyoruz? Siber güvenlikle ilgili. Evet. Eskiden gündemimizde Öyle siber bir güvenlik şey... var mıydı? Hayır. Hiçbirinde. Ya da 10 ya yıl önceki siber güvenlik tehlikesiyle şu anki aynı değil. Biz de yeni yönetim olarak bayrağı abilerimizden devraldık ve bizden sonraki kardeşlerimize devrederken sektörün dijitalleşmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla da kendi bünyemizde 8 tane çalışma grubu kurduk. Bu çalışma grubu ben de dahil bir çalışma grubuna başkanlık ediyorum. Bu çalışma grupları sayesinde konuları aşağıdan pişirip yönetim kuruluna nihai kararı ve yönlendirmeyi almak üzere getirmek için kendimizi yönetişim açısından, governance açısından tekrar yapılandırdık. Ve bu sayede daha hızlı karar alma mekanizmalarını güncele daha hızlı uyabilmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Sizin bu yaptığınız çalışmayı kamu tarafında, işin regülasyon tarafında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, DHM'yi, Ulaştırma Bakanlığı tarafında gördüğü ilgi karşılık nedir? Oralarda nasıl bir şeyde karşılık? Bir karşılık görüyoruz. Örnek vereyim. Mesela geçen ay ilgili yetkililerle oturduk. TÖSİT Yönetim Kurulu ve ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tüm daire başkanlarımızla birlikte Genel Müdürümüzün de huzurunda karşılıklı sektörel konularımız nelerdir? Sektör neler istiyor? Neler yapılabilir ve mevzuatın da ileriye götürülmesi, havacılığın da ileriye götürülmesi için bir beyin fırtınası yaptık. Bunu tam günlük bir çalıştayla önümüzdeki dönemde destekleme kararı aldık. Ve üçer aylık dönemlerde bu tür beyin fırtınaları yapmaya başlayacağız. Bu da bize şunu getiriyor. O kadar hızlı ve dinamik bir sektördeyiz ki bu dinamizmi yakalayabilmek için işi yapanlarla kural koyucu regülatörlerin bir arada olması lazım ki konuları çok iyi kavrayıp biz regülatörlerin ne istediğini anlamamız lazım. Regülatörde de gerçek hayatta neler olduğunu görüp ona göre bizleri yönlendirmeleri, kuralları koyması lazım. Bu açıdan çok başarılı çalışmalar yapıyoruz. Gerek devlet hava meydanları işletmemizle gerek sivil havacılık genel müdürlüğümüzle. Şimdi bu mesela şey çok konuşuluyordu. Tavan fiyat uygulaması. Evet. Benim karşı olduğum bir şey. Siz sektör olarak dernek temsilcisi olarak bir şey söylemeyebilirsiniz ama yani serbest piyasa şartlarına uygun bir karar değil taban fiyatı belirlemek gibi. Ama bu sık sık da tartışma konusu oluyor. Özellikle yaz gelince Bodrum'da mesela. Bununla ilgili mesele dernek olarak bu tarz şeylerle ilgili çalışmalarınız da muhakkak oluyordur. Şöyle resmi olarak baktığımızda böyle bir karar ya da uygulama yok. Evet. Ama burada belli temayüller ve dolulukların getirdiği belli fiyatlarda belli odaklanmalar oluyor önümüzdeki dönemin ne getireceği, maliyet yapılarının bizi nereye gönder gö zorlayacağı, götüreceği belli değil. Önümüzdeki dönemlerde buna bakmak lazım. Çünkü maliyet yapıları geçen seneden bu seneye çok değişti. Tabii ki bizler özellikle enflasyonla mücadele kampanyasına havacılık biliyorsunuz. Ana destek veren sektörlerden bir tanesi ve net net düşüş yaşayan sektörlerden bir tanesi. Önümüzdeki dönem maliyet yapımıza bakıp burada bir fiyat artışı var mı, ihtiyaç var mı bakıp ona göre münferit olaraktan şirketler karar vereceklerdir. Burada biliyorsunuz toplu bir karar vermek mümkün değil. Yazılı bir şey yapmak da yok böyle bir şey sadece belli doluluklara göre oluşan kesişim noktaları var. Bunlar da tavan fiyat olarak algılanmış olabilir. Burada bence tavan fiyattan çok ortalama maliyetlere bakmak daha doğru. Yani bir uçak bizim uçaklarımız mesela 189 kişi 189 kişi bilet aldığında ortalama bir bilet kaç liraya geliyor ona bakmak lazım. Yani siz eğer Bodrum'a gidiyorsanız ya da Ankara'ya, İzmir'e toplantıya gidiyorsanız ve son gün bir gün bir kala karar bilet değilseniz. alıyorsanız, son bileti de alıyorsanız o biletin fiyatı yüksek olacak. En 6 ay, ay önce almış birisine göre Bazı tabii ki daha yüksek olacaktır. Bahsettiğiniz son dakika uçuşları işte son gün, son dakika, son bilet aldıysanız pahalıdır. Ama mesela böyle hatlar var ki son dakikaya da kalsanız oradaki dolduk oranı yani 189 kişilik uçak 125-130'dur. O son dakikayı havayolu daha verimli değerlendirebilmek için mesela son 3 saate kalkışına veya da şeyini kapatmasına 3 saat kala fiyatları aşağı çektikleri de olmuyor mu? Şöyle müdür bey, iki tane burada fiyatlama mekanizması var. Bunlardan bir tanesi dediğiniz gibi dinamik fiyatlama olarak adlandırılıyor. Uçağın doluluğuna göre fiyatlarla oynama yöntemi. Bir tanesi de bizim genelde low cost'ların uyguladığı ilk alan her zaman ucuza alır evet. prensibi. Biz şirketimiz olaraktan böyle davranıyoruz ama farklı yöntemler izleyen şirketlerimiz olabilirler. Şöyle düşünmekte fayda var. Siz 3 ay önceden gideceğiniz bir destinasyonu parasını verip biletini alıyorsunuz ve ucuz olduğuna inanarak alıyorsunuz. Ama bir arkadaşınız da sizle beraber aynı yolculuğu yapmak istiyor. Son gün bileti alıyor ve böyle dinamik fiyatlama yapan bir şirketsiniz sizde ve sizden daha uygun fiyat alıyor. Siz misafir olarak ne hissedersiniz? Şimdi sektörün en son beklediği İstanbul yeni İstanbul Havalimanı işte yeni havalimanımız. Siz muhakkak hem üyelerinizden bilgiler almışsınızdır hem de gidip görmüşsünüzdür. Orayla ilgili tespitleriniz nedir? Üyeleriniz ne bekliyor? Bize ne katacak? Yani ben olaya şahsen biz TÖSİT olarak da ve şirket olarak da, Pegasus olarak da bakışımız hep bardağın dolu tarafını görmek. Türkiye'de Türk havacılığı çok hızlı gelişti son 15-16 yıl içinde. Bu gözle baktığımızda Atatürk Hava Meydanı'nın kapasitesi doldu. Yapsak belki bir tane daha pist yapabiliriz ama o kadar. Sabiha Gökçen'in kapasitesi doldu ve ikinci pist yapımını bekliyoruz. Artık saatlik harekette evet, evet. oynayacak alan kalmadı. Gelişmek istiyorsak dünya standartlarında modern bir hava meydanına ihtiyacımız vardı. Bu gözle baktığımızda İstanbul Hava Meydanı, İstanbul Havalimanı ihale çok doğru bir yatırımdır ve ülkemizin havacılığında çığır açtıracaktır. Hele ki 6 pistle beraber hizmete girdiğinde inşallah 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında bu da gerçekleşmiş olacak. Türkiye havacılıkta çok farklı bir boyuta gelecek. Yepyeni, pırıl pırıl, modern bir hava meydanı Türkiye'nin dışa bakan yüzüdür. Türkiye'ye gelen transit yolcu da, Türkiye'den uçacak yolcu da orayı görecek. Tabii ki oturma zaman alacak. Şimdi metro geliyor, dünyanın en büyük kargo terminalinden biri yapılıyor. Dünyanın en büyük teknik hangarları buraya yapılıyor. E bu ülkemizin önünü açacak. E i̇leride yaşayacağımız bu olumlu gelişmeler için e bugün bir takım sıkıntılar çekmek gayet normal. Hatırlayın 2003 yılında sektörün önü açılırken, liberalleşme yapılırken neler deniyordu? Havacılık şirketleri batacak böyle şey mi olur? Yurt dışına açıyorsunuz Türk havacılığını bu fiyatları almazsak batarız ederiz. Geldiğimiz dünyada ne oldu? Türk havacılığı dünya markası oldu. Türk kargo taşımacılığı dünya markası oldu. Türk catering şirketleri dünya markası oldu. Türk hava meydanı işletme şirketleri dünya markası oldu. Siz takip ediyorsunuz Ayata'nın Projeksiyonları var. Mesela Ayata'nın evet. 2030 yılı projeksiyonuna baktığımızda biz milli gelirde bugün itibariyle dünyada ilk 16'dayız ve hedefimiz ilk 10'a girmek. Ama Ayata 2030 yılına geldiğinde Türk Havacılığı'nı ilk 6'ya almış vaziyette. Evet. Dijitalleşmenin sağladığı, teknolojinin sağladığı avantajlardan biri de dünyanın küçülmesini sağlamaktır. Küçülen bir dünyada dünyanın fiziksel olarak küçülmesi de seyahat imkanlarının artmasıyla ancak mümkün olabilir insanlarımız, vatandaşlarımız ve dünya insanları, dünya vatandaşları ne kadar çok seyahat ederse ki ciddi bir trend olarak artış var. Ana olarak havacılık yolu kullanılmaktadır seyahat unsuru olaraktan. Bu da dünya havacılığının gelişmesine sebep olmaktadır. Türkiye'de öyle şanslı bir coğrafyadadır ki bu konuda her açıdan fayda görecektir. Mehmet Bey teşekkür ediyorum katıldığınız için. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. TÖSİT Başkanı olarak ilk defa ağırladık sizi. Çok sağ olun Yeni efendim. Yeni göreviniz de hayırlı olsun. Sektörümüze hayırlı olur inşallah. Evet. Ülkemize, milletimize hayırlı olur. İnşallah. Tekrar teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun Gütay Bey.